Sınav maratonu sona erdi. Öğrenciler için artık tercih zamanı. Kimi iyi bir il, kimi iyi bir okul, kimi de iyi bir bölüm istiyor. Çok ilgiliyim hani insan sağlığına karşı. O yüzden tıp istiyorum. Yani bir sürü seçeneği var aslında İstanbul'da ama yani Ankara'da okumak istiyorum. Burada aslında üniversite seçiyoruz, fakülte seçiyoruz ama işin altında meslek seçiyoruz. Hayat tarzı, yaşam tarzı seçiyoruz. Adaylar hangi bölümü, hangi programı okumak istiyorlarsa onun üzerinde düşünüp sağlıklı karar vermeleri gerekiyor. Aksi takdirde zaman kaybına neden olacak. Mühendislik yazacağım ama hangisi olacağı da hangi İstanbul Ankara arasında gidiyorum. Bakalım daha karar vermiş değilim henüz. Adayların puana göre değil, başarı sırasına göre tercih yapması gerekiyor. Kendi sırasıyla geçen yılki yerleşen sıra arasında ilişki kurarak puan türlerine göre kendi sırasının önünde %25-%30 önünde tercih yapmaya başlamış olmalarını öneriyorum. Kendini garantilemeye alması için kendi sıralamasının altında yerleri de yazıyoruz. Senin başarı sıran kaç demiştin? 3700. Gazi en son kaçıncıyı almış? 3770. 70 kişilik bir şansın var. Evet. Üniversite kontenjanlarının %5 artması da öğrencileri umutlandırdı. Benim sıralamamla ODTÜ'nün birkaç bölümü olabiliyor. Onlar da istediğim bölümler değil. O yüzden daha çok İstanbul'la ağırlık verdim tercihlerimde. Peki veliler bu konuda ne düşünüyor? Benim gönlümden geçen, gerçek anne olarak gönlümden geçen en iyi okul herhalde eve en yakın okul. Evet. Çok şehir dışına gitmesini istemiyorum ama kendisi nasıl karar verirse. Tercihlerde dikkat edilmesi gereken bir husussa tercih kodlaması. Sisteme girdiği zaman yazdığı okul ve bölümün dökümünü alabiliyor öğrenci. Orayı kontrol ettiği zaman hatasını çok net görebilir. Yani eskisi gibi değil. Kontrol aşaması da daha kolay. Okullar ve dershaneler tercih zamanında açık olacak. Tercih dönemi 18 Temmuz'da sona eriyor.